Halamın oğlu var İstanbul'da. Kahvede kalfa. Adı İrfan, soy ismi Bal. Oralarda kime sorsanız tanırlar. Selam söyleyin benden. Bir çay için. Bu kahve İstanbul'un neresinde? İçinde içinde. Kime sorsanız gösterirler. Ne diyorsunuz? Çok romantik. Çok dökük. Çok esrarengiz. Çok pahalı. İstediğiniz rakamı vermemize imkan yok Vahit Bey. Bir kolaylık yapıver be Vahit'im. Peki. Giranın yarısını verin, tek katı tutun. Öbürünü ben yine öğrenciye giralarım. Ya janrlarımız uymazsa? Ne anlarınız? Yani ya gelenlerle anlaşamazsak diyor. Çok mantıklı. Canım, herhalde sizin de okey edeceğiniz gençler bulacağız. Orasını merak etmeyin. Yalnız tabii ki mutfağı ortak kullanırsınız. Ay ne primitif. Buyur. Ama Ayten, ya düşlerimiz? Ya yurtta çektiklerimiz? Ha? Duygu derinliği olmayan odalar. Gri duvarların şiirsiz düzlemleri. Yemekte tavuk niyetine yedirdikleri martıların lanetli çığlıkları. Esmer güzeli, genç irisi kara Fatmalar. Yani bu şartlar altında düşünecek olursak... Evi tutuyoruz Vahit Bey. Al bakalım. Artık bizim de evimiz var. İnanamıyorum. Nerede kaldı bu satılmış? Müjdemi isterim memurları. Ben de geliyorum sizden İstanbul'a. Babamı ikna ettim sonunda. Yaşa be satılmış. Nasıl razı ettin Malik emmimi? Aldım karşıma. Dedim ki baba bak ben bu zekayla kasaba yerinde ziyan oluyorum dedim. Bırak gideyim dedim. Emmolarım beni çalıştırırlar. Ben de bir okul kazanırım onlar gibi adam olurum dedim. İnandı mı? Baba dedim bırak gideyim. Para istemeyeceğim dedim. Tamam dedi hemen git. Peki nasıl olacakmış parasız? Merak etme emmoğlu. Ben İstanbul'da yüksek ticaret zekamla... Ekmeğimi kazanır, size bile bakarım. Olmaz. Madem okula diye geliyorsun, biz seni ders çalıştırıp bir okula sokarız evvelallah. Ticareti aklından çıkar yoksa. Tamam tamam, çıkardım. Hadi gidelim. İstanbul'da dershane işine mi girişsek? Akanı yok, kokanı yok. Temiz iş.